Sayın Burcu Köksal'ın yapmış olduğu açıklama aslında her Cumhuriyet Halk Partili'den beklediğimiz, bizim bu ekranlarda her hafta bıkmadan kendilerinin DEM Parti ile içi dışlı olmalarının, irtibat ve iltisakını korumalarının, kol kola yürümelerinin, sorunlarını ve sıkıntılarını anlattığımız bu yayınlarda aslında kendisinin yapmış olduğu bu tutum ve davranış olması gereken beklediğimiz. Evet. Bizler hep şunu söylüyoruz. Uzak durun oradan. Kendi başınıza devam edin. İki tane, üç tane yani yüzde olarak oy almak uğruna bölücülerle hareket etmeyin. Kendileri işlerine gelince, merhum Bülent Ecevit'i örnek alıyorlar ama Bülent Ecevit'in o dönemlerde söylediği Güneydoğu'dan oy almak için onlarla bölücülerle yol yürümek uygun değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez açıklamalarını unutuyorlar. Burcu Hanım'ın yapmış olduğu bu açıklamayı kesinlikle de destekliyorum. Ben. Bir Cumhuriyet Halk Partili değilim ama bir vatansever olarak, bir Türk milliyetçisi olarak, bir vatandaş olarak bunun böyle olması gerektiğine inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir ferdinin de bu şiarla hareket etmesi gerektiği inancını sürdürüyorum. Ancak burada fark ettiyseniz bir kırılma var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde ve her hafta bu kırılmalar devam ediyor. Hatta seçim yaklaştıkça çatır çatır çatırlamalar başlıyor. Ve bunlar seviyeyi yükseltiyorlar. Her hafta yayından sonra mutlaka bir olay vuku buluyor ve devamındaki yayınımızda biz bu olayları konuşuyor oluyoruz. Ve yine bütün Türkiye gibi aslında, bütün kamuoyu gibi aslında. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken öncelikli husus şudur. Benim dikkatimi çok çekti açıkçası. Biz Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mı yoksa eş genel başkan mı olduğunu hep konuşuyorduk ya hep buralarda. Evet. Ben her zaman eş genel başkan olduğunu söylüyordum. Sayın hocam da hep aynı şekilde fikrini beyan ediyordu. Sert bir ifade Şimdi, Tam tam ifade. olarak oraya geleceğim, oraya geleceğim. Sayın İmamoğlu tekrardan eş genel başkan olduğunu ispat etti. Ve kendi konuşması biraz esnasında eş genel başkanlığının da üstüne sanki tam, yani tam 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 oraya geleceğim hocam. Tam oraya geleceğim. Dikkat edelim dedi. Yani, yani abı altından sopa gösterdi resmen. Burada e, oyunu ben kurarım. Burada benim sözüm geçer demeye getirdi. Çünkü çok sert bir ifade. Ya kendine başka bir iş bulsun. Evet ya da başka bir parti buz Bakınız. Yani siz İstanbul, hangi sıfatla büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, büyükşehir Belediyesi sıfatıyla evet. yapmış olduğunuz bir miting esnasında başkım yine belediye başkanısınız ama yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız aynı zamanda. Unutmayınız. Şu an seçimleri hala kazanmadınız. Ve Burcu Hanım da grup başkan vekili. Tam olarak, aynen öyle. Burcu Hanım da grup başkan vekili. Gelsin, Hadi gelsin onu gelsin da yani. onu da biraz daha ilerlettik. Sen yine de büyükşehir belediye başkan adayına başka bir iş bul. Şeklinde bir söylem bu siyasi etik ve kim, ahlakla da korkuyor? anlaşılmaz ben onu çözemedim. hocam bu erdem kim, siyasetiyle çok aykırı ya. bir şey yani bu erdem siyasetiyle Bilmiyorum. açıklanacak liderli bir şey değil mi bu var bu bir ya yani, yani, bu zaten liderlik işte. krizi olduğu çok açık ve aşikar bu bunun devamı aslında burada belki de bizim belki kaçırdığımız ikinci bir nokta da şu olabilir İmamoğlu kötü polisi oynuyor çok evet. sert ifadelerle git kendine başka bir iş bul ya da başka bir parti bul diyor Özgür Bey de diyor ki ya arkadaşımız sürçü lisan etti. Evet. Yumuşatıyor ifadeyi. Sürçü lisan etti. Bizim bütün belediyelerimizin kapıları her bir siyasi görüşten, her bir etnik görüşten herkese açıktır diyor. Evet. Eh. Yani burada Özgür Bey'in söylemek istediği aslında şu seçmenine yönelik olarak. Bakın biz kimseyi ayrıştırmıyoruz, ayırmıyoruz, kutuplaştırmıyoruz. Bizim siyasetimizde bu yok. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinden gelen açıklama da Özgür Bey gibi daha aklı selim, sakin, sağduyulu bir açıklama gelmiş. Ancak Ekrem Bey'in yapmış olduğu ifadelerde problem var burada.